Merhabalar dostlar. Trajik bir takım açıklamalar var. Onları toparladım ve size bunları aktarmak için de heyecanlıyım. Neden? Biraz da midemi bulandıran açıklamalar bunlar. Bir sokak röportajında bir hanımefendi var. Bir kadın. Onun açıklamasına bakacağız. Bir de öncesinde CHP çakma genel başkanı demek istiyorum. Ben Özgür Özel'in yapmış olduğu bir televizyon programında açıklama var. AK Parti'nin yönettiği yerlerde bir tane içkili mekan yok diyerek isyan eden birisi. de i̇şte Diyor ki bak bir bizzat açıklamasını okuyayım. Sonra çarptırdın öyle demedi böyle dedi falan filan. Bunu diyenler de yorumdan şöyle bir kaçsın gitsin diye. Bizzat aktarmak istiyorum. Kayseri'de iki tane turist gitsin bir balık restoranında bir bardak beyaz şarap istesin bakalım. Kayseri'de Konya'da AK Parti'nin uzun süredir yönettiği yerlerde bir tane iç... Bak adamın derde bak. Kayseri'de, Konya'da AK Parti'nin yönettiği yerlerde işte yanına al iki tane turist onlarla gidip bir ne, neymiş? Bak demek balığın yanında bunlar iyi gidiyormuş herhalde. Ne bileyim ben oradan onu anlıyorum. Kendisi demek ki bu konuda, bu hususta profesyonel gurme diyelim yani herhalde. Balığın yanında ne gider gurmesi ya da balığın yanındakinin yanında ne iyi yenir mevzusu neymiş? Bir bardak beyaz şarap ve balık. Bu çok iyi gidiyormuş. Sevgili profesör doktor e, gurme Özgür Özel'den böyle nasihatler var ve CHP'nin herhalde derdi bu bu belediyelerde bu imkanın olmaması gibi bir derdi var var mı yok mu isteyen acaba beyaz şarap balık yapabiliyor mu ben onu bilmem öyle araştırmadım ama e, herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının en büyük problemi bu ama bu ismin mesela deprem bölgesindeki insanların balık yememe gibi bir problemi yoktur herhalde ya da kırmızı ete ulaşım noktasında veya konaklama noktasında barınma noktasında giyinme noktasında okul eğitim noktasında sokakların parkların bahçelerin çöplerin bunların takibi yapılması hizmet verilmesi noktasında elektrik suyundan çünkü orada 11 şehirde devasa bir yıkım gerçekleşti ya bu belediye sürecinde adam bunu gündeme etmez bir bardak beyaz şarap kadeh beyaz şarap ve e balık bunu rahat rahat yemiyoruz ya biz bu kentlerde bu kentlere bırakın AK Parti belediyelerinin CHP gelsin de rahat rahat şarabınızı için diyor CHP Genel Başkanı çakma genel başkanı Özgür Özel. Şimdi bu Özgür Özel CHP'de nasıl bir kafayı temsil ediyor diye bunu tam anlamamız için bir başka sokak röportajına bu da bu geçtiğimiz birkaç gün içerisinde oldu. İstemiyoruz sizi diyen bir e, hanımefendi vardı sokak röportajında. Yanlış anlamıyorsam İzmir'deydi diye hatırlıyorum. Ne diyor? konuşan bu şahıs kapalı insanları istemiyoruz biz burada. Burası Aydın bir şehir. Herhalde Kuşadası'nda mı ya? Aydın Kuşadası'ndaydı herhalde bu olay. Tahminlerime göre. Diyor ki işte kapalı insanları burada istemiyoruz biz. Burası Aydın bir şehir. Onları öcü öcü buralarda dolaşmasını istemiyoruz. Onlar gitsin, layık oldukları yerlerde yaşasınlar. Burada bizim gözümüzün önünde yaşamasınlar diyen hanımefendi. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımıyla buradaki yaklaşım arasındaki paralelliği bence kurmamız o kadar da zor, olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu zihniyet hala şimdi mesela bakın diyorlar yani herkes çok gelişti biz gelişemedik biz niye böyleyiz Avrupa şöyle Amerika öyle bilmem neresi şöyle diyorlar değil mi? Sen mesela 1950'lerde 1940'larda efendime söyleyeyim Alman devleti gitmiş BMW'yi üretmiş 48'de gelmiş efendime söyleyeyim Mercedes üretmiş 51'de gelmiş Porsche üretmiş değil mi? Sen o ara ne yapmışsın şapka kanunu getirmişsin takke sarık yakanları bilmem ne tekke takke ve tekke ve zaviyeler kapatılsın. İşte başörtü yasa, harf inkilabı, bilmem ne, sağ sol çatışması, gençleri hapse at, darbe bildirileri, bilmem neler, cartlar, curtlar. Ya adam 50 yıl sonra, 80 yıl sonra hala aynı zihniyet. Bak ben size sevindirici bir haber aktaracağım size. Türkiye'nin reaktör sayısının 12'ye çıkacağı ile ilgili Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar bir açıklamada bulundu. Akkuyu'da aynı anda 4 re reaktör inşa ediliyor ve aynı zamanda hedefimiz 2035 yılında 7.2 gigawatt nükleer kapasiteye ulaşmak ve 2050'de 20 gigawatt nükleer enerji üretimine sahip olmak istiyoruz diyor. Akkuyu nükleer santralde 4.8 gigawatt olduğu düşünülürse bu da Sinop'ta 4 reaktör daha, Trakya bölgemize 4 reaktör daha inşa etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde 5 gigawatt civarında küçük modüler reaktörler denecek, yönetilecek, inşa edilecek bu ülkede. Şimdi diğer Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz senin 2050'de hayalini kurduğun 20 gigawatt enerjiye Fransa fazlasıyla sahip. Yine bu rakamlara yakın ve daha fazlasına diğer Avrupa ülkeleri buna zaten sahip. Sen 2050'ye kadar anca yapabiliyorsun ama sen adamlar Porsche, Mercedes'i, BMW'yi bilmem neyi üretirken tamam mı? Sen de bu furyaya katılabilseydin, sen adamın kafasındakiyle, adamın ayağındakiyle, adamın üstündekiyle uğraşmasaydın yani bugün işte balık restoranında bir balık, bir beyaz şarap kafasını bıraksaydın efendime söyleyeyim bu röportajdaki şahıs gibi öcü onlar, öcü istemiyoruz onlara, bura çağdaş bir yer diyen kafayı o zaman bıraksaydın ki siz 50, 60, 70 yıl sonra 80 yıl sonra hala bu kafayı bırakamamışsınız, bu kafa yüzünden. Aslına bakarsanız problemlerimiz bu son 20 yıl, hani diyorlar bir şeylerden şikayetçiyiz falan filanız ya. Son 20 yılın problemlerini yaşamıyoruz aslına bakarsan Çünkü bu adımların çok çok daha önce atılması gerekiyordu ve bunu ispatlarıyla aktarıyorum size. Şimdi sırada bir İstanbul var. Mesela seçim kampanyası için İstanbul bütçesinden 980 milyon TL kullanan bir CHP'li İBB başkanı var. 980 milyon. Ve israfı bitirdik diyor. Esnaf lokantası açtı. İstanbul'da. O İstanbul'da yetmez de yine de böyle bir projeye ben mesela olumlu bakarım. Aç 5 tane aç 10 tane aç. 12 milyon TL tutmuş ama reklam, reklamına 55 milyon TL harcamışlar. Ya arkadaşım 12 milyon TL ya 4 tane daha aç ya. 4 tane daha aç. Orada yemek yiyen vatandaş senin reklamını yapar. Yapar senin reklamını. Balya balya para dizmekle bitmiyor bu işte. Ya bak 980 milyon harcamış reklama ama 2023'te sosyal konut inşasına sadece 32 milyon. 980 milyon reklama, 32 milyon konuta akıl alacak şeyler. Yani seçimi sosyal medyada en fazla takipçisi olan mı kazanıyor yani? Öyleyse ben birçok belediye başkanını sollarım. %90'ını geçerim. Belediye başkanlarından benim hemen hemen her yerdeki yani çoğu yerdeki belediye başkanlarından il ilçe hepsinden daha fazla takipçim vardır. O zaman ben istediğim her yere belediye başkanı olma hakkına mı sahibim? Reklama mı para? harcayacağız. Ve bunlar biz de reklamla yapmadık bunu. Reklama verecek bizim paramız yok. O yüzden o ayrı bir mevzu da. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden böyle balya bayla kendi ihballeri için dağıttılar ya. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundu. İstanbul'da reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. İstanbul Belediye Başkanı malum şahıs vaatlerini bile hatırlayamıyor. Dünyanın göz bebeği İzmir'i kent görününü koca bir köy haline getirdiler. Özgür Özel, televizyonda e, şaraptır balıktır muhabbeti çeken Özgür Özel efendim İstanbul'a gidip miting yapamıyor ya yani miting, izin vermiyor Ekrem İmamoğlu. O yüzden çakma genel başkan diyor, miting yapamıyor. İzmir'den çıkmıyor ya. Hamza Dağ yukarı, Hamza Dağ 500 kere adamın adını sayıkladı ya. 500 kere Bodrum'da sokaklar, yollar perişan. Belediyeler yerlerde sürünüyor. Ankara'da belediye şirketlerinde korkunç istismar ve nerede olduğu belli olmayan paralar dolu. Belediye kadrolarındaki milletin cebinden giden bu paralar nerede, ne iş için gittiği belli bile değil. Bankamatik memurları, sosyal medya trolleri ve artan su faturaları, yapılmayan metro hatları, çökmüş şehir içi ulaşım Yapamadılar. Yapamıyorlar. Yapamayacaklar. Şuradaki o örnek, o kafa yüzünden yapamayacaklar. CHP'de Ekrem, Özgür, Kemal ve tarafları partiyi kim idare edecek diye dövüşüyorlar. 1 Nisan gününü bekliyor. Birbirlerine iğrenç suçlamalar yöneltiyorlar. Bunlara ilaveten bir de eski HDP şimdinin demi var. CHP'de adeta birbirine bir, bir kaşık suda boğabilecek yüz binlerce belki de insan var. Kavga eden bu insanlar sizin yaşadığınız il veya ilçede tertipli düzenli disiplinli hizmetleri buraya veremezler. Adamlar kendileriyle savaş halindeler. Ha bir de şeye laf atıyorlar mesela. Ee, İstanbul'daki mitinge katılım çok azmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ev sahipliğinde. Erdoğan kendi dedi biz bir buçuk milyon insana alıştık bu meydanda. Bugün 650 bin kişi katılmış. Dedi hayıflandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 14'te başlayan Ramazan ayında olan İnsanlar oruçlu olduğu için büyük bölümünün gidemediği, birçok ilçeden de insanların ulaşımıyla alakalı problemler yaşanan bir yerde 650 bin kişi laf ediyorlar mesela. Sen hayatında 650 bin kişilik İstanbul'da miting mi yaptın? Erdoğan'ın beğenmediği sayıyı gelip önüne koyuyorsun. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Erdoğan'ın rakibi yine Erdoğan. Erdoğan'ın 1,5 milyon alıştık dediğini kendi yapmış. 650 bin kişi beğenmedim bunu dediğini de kendi yap. Orada vatandaş oruçlu olduğu için gitmemiş. Gitmeyi tercih etmemiş. haklı. Haklı yani. Çünkü çok kalabalık oluyor. Çok böyle işte sıcağıdır, soğudur, yoğunluğudur. Birçok noktada problemler yaşanabiliyor. Bence birçok durumun da CHP'liler diyeyim, vatandaştan bahsediyorum, farkındalar. Çünkü her konuştum CHP'li şu lafı söylüyor bakın. Yani ben bu adamın hizmet getirmeyeceğini biliyorum ama yine de vermek zorunda. Edirne'de aynı durum. Ekrem İmamoğlu hususunda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun belediyecilik performansından memnun olan kimse yok. Kayda değer yani bu işi böyle e, sırf ağız gelimi konuşanlar hariç kimileri de öyle ya yani. Ya ne yapmadı ya adamı yaptırmıyorsunuz ki zaten yaptı işte süt attı falan bir şeyler anlatmaya çalışanlar var. Bunları kenara koyarsan İmamoğlu'nun belediyeciliğinden memnun olan kimse yok. Sanat sepet tayfada da bu böyle. İstanbul'da yaşayanlar mağdurlar bu durumda ama Ekrem İmamoğlu'nu bir 2028 projesi olarak gördükleri ve düşündükleri için belediyeden memnun değiliz, bizim CHP'den de adam çıkmıyor, bari bunun peşini bırakmayalım diyen kesimin desteği var şu an Ekrem İmamoğlu'nun arkasında ve de DEM Parti'nin yani Kandil'in desteği var. Yakın zamanda sonuçlar ortaya çıkacak. Sonucun ne olduğu benim şahsen çok da umurumda da değil. Önemsemiyorum belediye seçimlerini bu kadar da. Niyedir? Yani bana yanlış yapıyorsun. Belediye kaynakları var, bilmem ne var falan filan. E kaybetme o zaman arkadaşım. Kaybetme o zaman. Belediye kaynakları var. Bana ne? Ne yapayım ya? E ben gidip oyumu kullanıyorum zaten. E siz bunun derdine düşün. Neden ya? Neden mesela vatandaş neden e, direksiyonu teslim etmeyi vatandaşı mı suçlayacaksın? Yok. Hakkıyla demek ki bir şeyleri yapman lazım ki. Fırsat eline geçtiğinde e, vatandaştan da bu alanda tepki... Şuna da yani e, genel seçimde veremediğimiz tepkiyi, hükümete cezayı, yerel seçimde kesiyoruz falan filan bu anlayış da yanlış. Çünkü senin emekli maaşınla alakalı bir değişiklik olmayacak. E, Birçok noktada seni etkilemeyi belediyecilik bu. Çöp topla, köprü yap, yol yap, parkları yenile peyzaj çalışması falan filan belediyecilik budur arkadaşlar. Farklı anlamlar yükleniyor ama Türkiye'de siyasetin gereğinden fazla önemsendiğini düşünüyorum. Her yerde pankart boy boy dizmişler. Yani. Boy boy. Seçim arabasının biri gidiyor biri geliyor. A parti B parti. Biri gidiyor biri geliyor. Her yerde böyle oluk oluk para dağıtıyorlar. Muhalefet ekonomik krizden dem vuruyor. Efendime söyleyeyim size yok ekonomik kriz. Size yok pankartınızın olmadığı yer yok. Reklamınızın, arabanızın olmadığı yer yok. E, hükümet tarafı ekonomi çözeceğiz diyor muzu bekleyin. Ağustos'u bekleyin. Haziran'dan sonra düşmeye başlıyor. Ama senin de yok demek ki ekonomiyle alakalı bir problemi. Demek ki o ekonominin kötü olması seni etkilememiş. Çünkü senin de her yerde pankartın, araban, konvoyların fark etmiyor demek. Ve vatandaşın kafasını ağrıtmayın bununla. Çıkın podyuma, kendinizi gösterin. Bu kadar gösteriş de böyle mesela dünyanın her yerinde yok arkadaşım. Bu gerçekten olmaması gereken bir şey. Türkiye'de bunun yakın zamanda bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık ne yapacaksınız? Parti, siyasi partilerden devlet desteğini mi keseceksiniz? Ne yapacak Bir şey yapın bu kadar boşa para harcatmayın bu adamlara. Bu kadar boşuna bu... Vatandaşın gözüne batıyorsunuz çünkü. İğreniyor sizden vatan. Bütün siyasiler için. Biraz bu noktada çeki düzen verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kıymetli dostlar paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.